Peki, şimdi bir taraftan da Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu işte kayyum tutuklama karşısında ne yapması, nasıl bir yol haritası kurması gerektiği meselesi konuşuluyor, tartışılıyor. Bugün de parti grubunu İstanbul'da Avcılar'da topladı Özgür Özel. Orada da şu anda bu soru konuşuluyor ve tartışılıyordur. Bu arada neden sessiz kaldı diye sorulan isimlerden biri de Kemal Kılıçdaroğlu'ydu. Kemal Kılıçdaroğlu da Ahmet Özer tutuklandıktan sonra, kayyum atandıktan sonra dün bu saatlerde bir paylaşım yaptı ve orada Sine-i Millet çağrısında bulundu. Sine-i Millet. Sonrasında Özgür Özel'le bugün bu soru soruldu. Özgür Özel bu soruya cevap verirken şöyle dedi. Fikret Bilay'a konuyla ilgili bir açıklama yapmış. Eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu kastediyor. Yani ben Sine-i Millet derken erken seçimi kastettim. CHP'lilerin istifa etmesini değil demiş. Ama ilk anda Sine-i Millet çağrısı olarak bu meseleyi biz de dün programda konuşmuştuk, tartışmıştık. Özgür Özel bunu AKP ile MHP'nin kurduğu tuzak, bu tuzağa kimse kapılmasın diyerek yanıtladı. Yani Sine-i Millet'e dönme seçeneğini. Bu arada Fikri Sağlar dün bana 2021 yılında, Eylül 2021 yılında yazdığı bir yazıyı gönderdi. Eylül 2021 bu Sedat Peker'in iddialarını işte mafya, siyaset, devlet, sac ayaklarında işte ne kadar kirli işler döndüğünü Sedat Peker'in fahş ettiği zamanlardı. O dönem Fikri Sağlar Sine-i Millet çağrısında bulunmuş Kemal Kılıçdaroğlu'na. Sine-i Millet çağrısında bulunmuş. Ve hatırlarsınız çeşitli sebeplerle Sine-i Millet yine gündeme gelmişti Kemal Kılıçdaroğlu zamanında da ama Kemal Kılıçdaroğlu bu seçeneğe kapıyı hep kapatmıştı. Şimdi bir düzeltme yapmış elbette Fikret Bilay'a, Özgür Özel öyle söylüyor. Ne diyorsunuz bu Sine-i Millet meselesinde bir seçenek olarak değerlendirilmeli mi Kemal? Yani aslında Kılıçdaroğlu Sine-i Millet dedikten sonra geri adım atmış görünüyor. Fikret Bilay'a öyle bir açıklama yapmış Geri adım mı gerçi. dersin buna? Yani geri adım diyorum çünkü Sine-i Millet derken bunca yıl CHP Genel Başkanı olmuş bir siyasetçi bundan erken seçimin anlaşılmayacağını bilir. Yani Sine-i Millet demek Türk siyasi literatüründe ne demektir? Sine-i Millet İstifa edelim, milletin bağrına dönelim, iktidar iktidarlığıyla baş başa kalsın, meşruiyeti sorgulansın, biz bu iktidarı tanımıyoruz mesajı vermektir. Şimdi siz Ve Sine-i ara Millet seçim dedikten sonra, getirsin. Sine-i Millet'te ara seçim evet getirsin. yani onun bir sonucu olarak ara seçim olur. Orada tavrınızı belirlersiniz. Şimdi Sine-i Millet dedikten sonra ben bununla erken seçimi kastettim derseniz ya inandırıcı olmazsınız ya da bir eski genel başkan olarak söylediğiniz sözün ne anlama geldiğini bilmeden söylemişsiniz. Sonucu çıkar bence daha vahim bir durum. Kılıçdaroğlu zaten genel başkanken yapamadığı birçok şeyi bugün neredeyse paralel bir genel başkan olarak önerme ya da yapılmasını isteme eğiliminde. Yani çoğu defa iktidarın politikalarına teslim olan, çoğu defa iktidarın söyleminin etkisiyle politikalarını belirleyen, 2017 referandumunda dokunulmazlıklar meselesinde, Yeni Kapı meselesinde hep iktidarın etkisi altında hareket eden Kılıçdaroğlu bugün hani normalleşme söylemi tartışılır, eleştirilir evet ama ona çok sert itirazlar yöneltiyor. Müzakere değil, mücadele diyor. Hani genel başkanlığındaki performansıyla bugünkü söylemlerini karşılaştırdığımızda birçok çelişki bulabiliriz. Ama bu demek değildir ki CHP Genel Merkezi de normalleşme söylemiyle çok isabetli ve de nasıl diyelim siyaseti doğru okuyan bir politika geliştirdi. Bu da çok tartışmalı. Belli açılardan AKP seçmenine ulaşmak açısından vesaire bunun sağlıklı bir süreç olduğunu düşünebilirdik ama Tayyip Erdoğan'ı ve MHP'yi bilmeseydik ya da Türkiye'nin normal bir ülke ya da olağan bir düzende yaşadığını düşünseydik bunlara hak verebilirdik. Dolayısıyla ortada CHP açısından bir ciddi mesele var ve bu mesele de giderek büyüyor. O meselene iktidar Ekrem İmamoğlu'nun adaylığını önlemek için hamleler yapıyor. Bu çok açık. Ahmet Özer'in gözaltına alınması da İmamoğlu'na yönelik bir aynı zamanda İmamoğlu'na yönelik yani tek hedefin İmamoğlu olduğunu düşünmesek de aynı zamanda İmamoğlu'na da yönelik bir hamle olduğunu da
çok rahatlıkla çıkarsayabilir. Ne bakımdan bu çıkarsama yapıyorsun Çünkü Kemal? Çünkü Cumhurbaşkanlığı adaylığı söz konusu olduğunda İmamoğlu'nun ittifak yapacağı kesimlerin başında DEM Partililer geliyor. Hadi Kürt seçmen deyip toptancı bir şey söylemeyelim. Ama Kılıçdaroğlu 2023'teki adaylığı da gösterdi ki birçok ittifak yapılan partiden daha güvenilir bir partner oldu DEM Partililer o zaman. Yani ilk turda çok büyük çoğunlukla Kılıçdaroğlu'na verdiler. İkinci turda da Ümit Özdağ'la yapılan protokole rağmen yine çok az bir kayıpla gidip yine Kılıçdaroğlu'na destek verdiler. Ve son yerel seçimlerde de yine seçmen, parti her ne kadar aday çıkarmış olsa da seçmen gitti yine İmamoğlu'na oy verdi. Dolayısıyla İmamoğlu'nu Cumhurbaşkanlığı adaylığında elini güçlendirmeklerin başında bu ittifak geliyor. Yani bu seçim ittifakı geliyor. Ama tabii Mansur Yavaş açısından durum tam tersi. O ben DEM Parti'ye muhtaç değiliz'i propaganda ederek aday olmak istiyor. Dolayısıyla CHP ile DEM Parti arasındaki ilişkileri tehlikeli addedecek, toplumda bunu gayrimeşru ilan edecek ve bunu terörize edecek her türlü adım aynı zamanda İmamoğlu'nun adaylığının da adaylık olasılığının da düşürmeye yönelik adımlardır diye düşünüyorum. Bir nedenle Peki İmamoğlu'nu... Kemal, şunu soracağım. Şimdi evet, bu bakımdan bu aynı zamanda Ekrem İmamoğlu'na yönelik bir operasyon olarak nitelenebilir. Peki o zaman şunu söylememiz gerekmez mi? Bu operasyonlar Ekrem İmamoğlu'nun hedefe konması sebebiyle aslında Ekrem İmamoğlu'nu güçlendiriyor. Yani Erdoğan'ın en güçlü rakip olarak gördüğü kişi demek ki Ekrem İmamoğlu ve ona daha henüz seçim sattığı mahalline girmemişken memleket operasyonlar yapılıyor. Bu da Ekrem İmamoğlu'nun güçlenmesi gibi bir sonuç doğuruyor. Ben güçlendiriyorum emin değilim. Biz şöyle bir peşin hükmümüz var hep. Yani işte mağdur olunca, saldırıya uğrayınca güçlendiriyor Türkiye siyasetçi gibi ama bu 2023 seçimleri nasıl kaybedildi? Aslında kaybedilmesi çok zor bir seçimdi ama iktidar ısrarla şu propagandayı işleyerek bunlar gelince terör hortlayacak, bunlar terörle işbirliği yapıyor, Kandil Kılıçdaroğlu'na destek veriyor. Defalarca tekrarlaya seçmenini, kararsız seçmeni, AKP'den kopmakta olan seçmeni ikna etti ve Kılıçdaroğlu'na oy vermekten geri tuttu. Dolayısıyla bu başarılı oldu. Kılıçdaroğlu bu kadar saldırıya uğruyor, niye mağdur olarak niye seçilmedi? Bu bir ezber bence. Yani, İkisi aynı şey mi? Çok emin olamadım. O bazen de ters oluyor. Buradaki temel mesele İmamoğlu'nun tasfiyesi sürecinde bir meşru zemin de yaratmak aynı zamanda. Yani bu ahmak davasındaki gelişmeler de bence bunu teyit edecek. Yani bu ahmak davasından bu Esenyurt'ta yapılan operasyon Ekrem İmamoğlu'nun da hedefte olduğu anlamına geliyorsa eğer ahmak davasından Ekrem İmamoğlu'nun aleyhine bir karar çıkma ihtimali daha da kuvvetlenmiş mi oluyor? Buna meşruiyet yaratma derken onu mu söylüyorsun? Evet, yani şimdi tabii İnanç da ısrarla söyledi yani hukuk siyaset ilişkileri Türkiye'de zehirli. Bugün artık bağımsız bir yargıdan, bağımsız yargının hukuk kurallarına şöyle bir göz ucuyla da bakarak olsa karar verdiğinden ya da hukuku dert ettiğinden söz edemiyoruz. Ne yazık ki. Dolayısıyla şuna ben eminim. Ahmak davasında hakimin değil Erdoğan'ın istediği olacak. Dolayısıyla buradaki karar her ne olursa olsun AKP-MHP'nin siyasi ajandasına uygun bir karar olacak. Bu karar da muhtemelen bir siyasi yasak olur gibi görünüyor şimdi. Velev ki siyasi konjonktür değişmezse o değişebilir, tutumları değişebilir. CHP'de İmamoğlu güç kaybeder ya da İmamoğlu'nun adaylığı zayıflar, hiç uğraşmayabilirler vesaire vesaire. Anladım. Ama bugün de baktığımızda zaten takvim de öyle işliyor. Yani öyle bir takvim işletiyorlar ki madem öyle cezayı ver, yatsın ya da işte ceza süresi geçsin ama yok. Sürekli bir tehdit unsuru olsun diye de davada karar verilmiyor. Bu çok açık ki İmamoğlu aleyhine zaten böyle bir karar verilmiş olmasının kendisi bile yani birisine, kendisine ahmak diyen birisine aynı şekilde karşılık veren birine 2 yıl 7 ay hapis verilmesinin kendisi bile burada siyasi bir karar verildiğini, siyasi ajandaya uygun bir karar verildiğini gösteriyor. Peki.
Sine-i Millet, İnanç Uysal. Şimdi önce ahmağı anlatır gibi anlatmak lazım bazı şeyleri. Yoksa suç oluyor. Ama ahmağı anlatır gibi anlatınca suç oluyor.